ense yüksekliği güzergahında makineniz bir numara sürdüğüne kadarıyla sıfırdan uzayan kademeleri kesinlikleyeceğiz. Pat üzerinde kesiyi yakalarsak oksitler bölge, art kafa kemiğindeki bahsettiğim çukur olayını daha kolay yapacağımız yükseklik. Oksitler bölge yüksekliği, yanlarda bir parmak, maksimum bir buçuk parmak çapraz ölçülerde çıkacak. Yani bu anlamda makas işçiliğinin %80'ini makine... oluşturan çukurlara geleceğimiz uygulama, çukurları keseceğimiz kesi altında alırsak daha hoş makinede yapamıyoruz demiştik. Çukurları keseceğimiz kesi altında alırsak daha hoş. Bir yarım veya üçle yani aşağı bakar mısın? Sıfırla görüyorsun. Bak. Ense yüksekliği güzergahında makinemiz bir numara sürdüğü metoduyla sıfırdan uzayan kademeli bir kesim. Biraz oval bir hat üzerinde kesiyi yakalarsak oksitler bölge, art kafa kemiğindeki bahsettiğim çukur olayını da çapraz hat yakalamamız üstteki denklem mesafesini yakalarken ortadaki derinlik kulağa daha belirgin keskin bir halde köşeli çıkartmamız. Makası revizyona geçebiliriz. Sonrasında makineyle falan işlemi tabii. 6 watt 0 düz bir şekilde 0 yaptık sonrasında. Düz yükseklikte hattımızı oluşturuyoruz. Çok güzel. Düz bir hat üzerinde. Kenarlara girmeden. Tamam. 0'da giriyoruz. 0.5 ile direkt sürüyoruz. İç açı, makinemizin iç açısı A kavrinde. 35 ve üstü derecelerine sürüyor metoduyla. Mehdi Bey, Mahdi Paktalap, İran, Tebriz'den kardeşimiz sosyal medya aracılığıyla uğraşmış. Geldi bugün yaklaşık bir 17 gündür Tokat'ta bizlerle eğitim sürecinde. Hiç altyapısı yok denecek kadar azdı, hiç yoktu. Ama geldiğimiz 17 günün ardında yaklaşık bir 4-5 yıl çıraklık yapmış. Altyapı elde edilmiş bir kişinin mevcut bilgilerini 15 gün gibi kısa sürede kendisine öğretebildik. Tabii burada bizim öğretmemizden çok gelen arkadaşlarımızın da öğrenme isteği ön planda tutuyoruz. Günümüz şartlarında çırak yetişmiyor. Çırak yetişmediği için de böyle arayışlarla hem meslektaşlarımızın dediğim gibi eleman sorunu çözmüş oluyoruz. Hem de iş imkanı elde etmek isteyenlere iş istihdam etmiş oluyoruz. İlkokulu bitiren bir çocuğu getirip kuaför salonuna vereyim, çalışsın, öğrensin diyemiyorsun. Çünkü liseyi bitirene kadar okumak zorunda. Liseyi bitirdikten sonra ya KPSS, işte ÖSS sınavları derken bu süreç bu maratona giriyor. Haliyle meslek edinebileceği o dönemi okuyarak geçirmek zorunda kalıyor. Onun için bu güzel bir alternatif olarak diye düşünüyorum ben. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, birçok Avrupa ülkesinden erkek kuaförleri eğitim almak için Türkiye'ye gelip bizlere ulaşıyorsa bu bizim dünya genelinde erkek kuaförlü sektöründe iyi olduğumuzun alanın ispatıdır. Avrupa'da bu işi akademik anlamda profesyonel olarak eğitim veren kurslar çok ama bizim verdiğimiz eğitimler kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum. İyi olmasak tercih edilmez. Biz Türk erkek kuaförleri olarak eminim birçok Avrupa ülkesinden çok 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 sanat bazında çok çok ileride olduğumuzu düşünüyorum. Ben Mehdi Paktalap, Tebriz'den geliyorum. 26 yaşındayım. Neden Türkiye'ye geldiniz? Türkiye'de erkek kuaför mesleği biraz gelişmiş olmalı için ben Türkiye'ye geldim. Sonra iyi ya burasının benim Menderes hocam çok bana yardımcı oldu bu süreçteki 17 gündü şimdi ben Tokat'tayım. Bir yıl kuaför yanında çalıştım ama o kadar ki sıfır haddeydim. Burasına gelenden bildim ki yok bizimki öyle değildi. Kuaför çok başka meslek kendisine göre. Şu 17 gün bana berberliği öğretti. Kuaförlüğü öğretti bana. Ama o bir yıl ömrümden gitti ya. Öyle oldu. Memleketinize dönünce bu işi yapacak mısınız? Evet, dönünce inşallah bir dükkan açacağım. Orada mesleğimi genişletmek istiyorum.